Eşgezek'te şu anda bizler de muhteşem bir yerdeyiz. Az önce mikrofonuma da bir kelebek kondu. Hem yeşilliğiyle, hem suyuyla, hem bitki örtüsüyle efsane bir yerdeyiz. Şu an bulunduğumuz yer ise Kağır Çayı efendim. Evet, şimdi bu çayın içerisine girmeye çalışacağız. Malum buranın suyu gerçekten çok soğuk. Tabii girebilecek miyiz? Orası biraz muamma çünkü su gerçekten çok soğuk. Benim buna girmem imkansız. Su çok soğuk. Ben giremeyeceğim herhalde. Tamam abi çık istersen. Ben giremiyorum çünkü. Bana sarıldı. Nanay gülüm nanay ya. Bu su bana göre değil Serdar abi. İstersen sen çık. Buraları bir görüntüleyelim. Çünkü benim bu suya girmem imkansız biraz. Çünkü su gerçekten çok soğuk. Sen de şu an suyun ve çayın ortasında olduğun için çekimi de çok zorlukla yapıyorsun. Farkındayım. Değil mi? Evet. Hadi o zaman gel. Biraz suyun soğuk olmadığını söylüyor. Gösterin kızlar endamınızı. Gösterin. Nasıl buldun burayı? Beğendin mi? İlk kez geliyorsun herhalde. Evet beğendim. Güzel, gayet huzur verici. Güzel bir ortam. Çok sevdim. İrem sen nasıl buldun burayı? Harika. Çok beğendim. Gerçekten çok güzel. Bence gelinmesi gereken bir yer. Kesinlikle. Efendim bunlar da bizlerin gizli kahramanları. İnternet, Kanal 23 internet haber sitemizde çalışan İrem Ancil arkadaşımız. Bizler evet. için 7/24 saat haberleri Kanal 23 haber sitemizde evet, paylaşıyor bizi efendim. Bizi takip etmeyi unutmayın. Senin işin zor mu peki İrem? Yani bizim gecemiz gündüzümüz saat sınırımız yok. Her an nerede olay var biz oradayız. Her şey sitede. Mutlaka takip edin. Evet. Elazığ'ın gündeminden haberdar olmak istiyorsanız Kanal 23'ü tıklayın. Tıklayın efendim ve arkamda Kanal 23 Haber Müdürümüz Elif Doğan suya doğru ilerliyor. Eminim ki kendisi de suya giremeyecek çünkü su çok soğuk. Gerçi kendisi çemiş gezekli ama Elif Hanım suya girebilecek misiniz? Ben az önce yapamadım da. Göreceğiz efendim. Bakalım kimler bu suyun içine girecek. Buyurun efendim. Buyurun görelim endamınızı. Gel Miraç gel. Miraç da bizim internet haber sitemizde çalışıyor. 7/24 evet. saat. Minnacık yaşıyla kocaman bünyesiyle ve bedeni. Öyle sizler için 7/24 saat haber yazıyor ve aktarıyor. Evet işin zor mu İrem? Fazlasıyla zor Miraç. İrem dedin sen bana. Geniş geçti başıma Miraç. Fark ettim efendim. İşin zorluğunu anlat. İşimiz zor. Herkesinkinden daha fazla ama severek yapıyoruz işimizi. Hı-hı. Sevmeden yapılmaz zaten. Evet, 7/24 saat. 7/24 görevdeyiz, hizmetteyiz. Evet. Vatandaşları bilinçlendirmek, haberdar etmek için 23haber.com. Şimdi de Kanal 23'ün vazgeçilmez isimlerinden biri Filiz. Filiz Hanım bizlerle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Filiz ne yapıyorsun? Nasılsın? İyiyim, sağ olun Beren. Efendim mutfaktan su çalmaya çalışırken en zorlandığımız isimlerden biri Filiz bize ne su veriyor ne çay veriyor. Mutfaktan bir şey çalamıyoruz ama Beren dur çalma onu da ya. Kesinlikle her türlü şeyi çalıyor. Çalabiliyor. Çok yakalamıştı çünkü Filiz burayı nasıl buldun? Çok güzel. Gezip görülmesi gereken yerlerden bir tanesi gerçekten.
doğasıyla, suyuyla, yiyecekleriyle, içecekleriyle çok güzel bir yeri gezdik, gördük. Özellikle pekmezi ve kuru kaymağıyla meşhur olan bir yermiş. Tadına baktık, gerçekten de güzeldi. Ellerine sağlık diyorum hepsinin. Evet, kesinlikle. Çemiş Gezek Belediye Başkanı'na da teşekkür ediyoruz efendim. Cairns Kanal 3 ekibini burada ağırladı, Çemiş Gezek'te ağırladı ve bugün Çemiş Gezek'te birçok noktayı ekranlarınıza getirmiş olacağız efendim. Bize izleyin, izlemekte kalın. Evet, haber müdürümüz şu anda Çemiş Gezek'in soğuk suların içerisine girdi efendim, görüyorsunuz. Elif Hanım. Nasıl? Çok soğuk mu Elif Hanım? Bekle. Evet, kaldıkça biraz kan dolaşımının arttığını hissedebiliyorsunuz, donluğunuzu. Nasıl buldunuz burayı? Vallahi zaten benim memleketim tabii ki mükemmel. Evet. Değerli izleyenler, Elif Hanım'ın kendi memleketi olabilir ama Baskin'den sonra helal olsun valla, yapamadığımı yaptılar ha. Ya Furkan, gel Furkan, gel. Gelelimiş oğlum, gel. Su buz gibi. Su buz gibi dondum. Şu kızlara bak ya, helal olsun bunlara. Ama bir daha giderim. Çok felaket ıslandım. Abi helal olsun size vallaha. Şoklardayım efendim. Gerçekten şoklardayım. Yapamadığımı yaptılar. Sanki ne yaptılar? Suyun içine girdiler. Siz soğuk. Tolga'cığım seni de şöyle alalım. Tabii. Tolga da bizim gizli kahramanlarımızdan biri. Kamera arkası kahramanlarımızdan biri. Kendisi doğru. Stüdyo evet, kameramanı. Evet. Öncelikle seni tanıyalım ve işinden biraz bahseder misin bize? Ben Tolga Yılmaz. Kanal 23 Televizyonu stüdyo kameramanıyız. Biz görünmeyen yüzleriz. Kamera arkası çalışıyoruz. Gayet güzel. Bugün bir gezelim dedik böyle ekip arkadaşlarımızla. Çok memnun kaldık. Teşekkür çok ediyoruz. Değişik güzel yerler. Biz buraya getiren evet. Bizi buraya getiren genel yayın yönetmenimize teşekkür ediyoruz evet, efendim. Arif Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Arif Çakmak Bey'e. Vesile oldu, öncelik oldu bize. Vallahi geldik, böyle güzel yerleri gördük. Evet. Teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ediyoruz efendim sizlere. Sağ olun. Sağ kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağ ol. Eğlenmeye devam. Eğlenmeye devam. Hoppa. Efendim Tagar Çayı'ndaydık. Tagar Çayı'nı böyle gezmeye çalıştık efendim. Efsane bir yer. Gelip görmeniz gereken yerlerden biri diyelim. Ve buranın işletme sahibi Tekin abinin yanındayız. Biraz da Tagar Çayı'nı Tekin abiden dinleyelim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler? Bizlerdeyiz. Burası mükemmel bir yer. Hem yeşilliği hem suyu. Evet. Yani ilçemiz Tagar Çayı olarak geçiyor zaten. Tagar diye bir köy var. Aslında Hozat'a bağlı. Hı hı. İsmini de o köyde almış çayımız. Derelerin birleşimi kebana dökülüyor. Hı hı. Yazımızda etkiletlerimiz falan yapıyoruz. Dışarıda gelen bayramçı misafirlerimiz de var. Siz insanlar eğleniyor, yüzüyor, piknik yapıyor. Ve yürüyor. İçimde de gidiyor yani. Çok da yakınız. 5 metre bildiğiniz gibi. Hı hı. Elazığ'da gelen çok hemşerilerimiz var. Evet. Bizler, nereden geliyorlar? Yani bırakın artık şeyden de Türkiye'ye dışarıdan gelen birçok hemşerilerimiz de var. Gezmek için evet. Geliyorlar. Tabii yazın buraya ilgi ve alaka daha çok hı-hı. Oluyor. Tabii ki daha çok oluyor. Diye kır düğünleri yapıyoruz. Bunu da sana verelim. Günlük düğünlerimiz başlayacak. Evet. Bu arada rahatsızım, biraz akşam da galiba soğuk su içtim. Sesimde de bir anormallik. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Geçmiş olsun. İzleyicilerimi de laf diliyorum, pardon. Geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi burada gelip kahvaltı imkanı, tabii, çay, tabii, kahve, tabii.
Yani sabah 7'den gece 12'ye kadar açız. Sabah kahvaltı servisimiz devam etti saat 11'e kadar. 11'de sonra kendi menülerimiz var. Kendimize ait özel kavurmamız var. Tereyağında yaparız. Kaşarlısı var, sebzelisi var, sadesi var. Hatta yumurtalısı var. Kahvaltıda veriyoruz. Menü harikaydı. Ben kahvaltı yaptık az önce burada. Efsaneydi böyle suya kırmızı karşı. Kırmızı biberde kendimize özgü şey, menemenimiz var. Kırmızı biber de yapıyoruz. Evet. Gene bizim bıçkaşır dediğimiz yani bizim yöresel yemeklerimiz var. Yani böyle işte. Biz burada şeyi gördük mesela, kuru kaymağı bilmiyorduk. Evet, evet. Kuru kaymağı gördük. Efsaneydi o da. Evet. Güzeldi. Gerçekten farklı bir tat. Evet. İşletme sahibi Tekin abi buralardan da biraz bizlere bahsetti. Bahsetmek yetmiyor efendim, gelip görmeniz lazım. Buyurun. Ne bakarsın el gibi nanay gülüm nanay ya. Sallan da gel yanıma hanım nanay kız nanay. Helallık malum gibi nanay gülüm nanay ya. Nanay kibarım nanay, ah nanay kız nanay. Nanay kibarım nanay, ah nanay kız nanay. Şu an bir köprünün kenarında indik ve hemen bir etrafımıza bakalım dedik. Manzaraya bakar mısınız? Normalde böyle şeyleri farklı ülkelerde görürüz ama gördüğümüz yer farklı bir ülke değil. Türkiye burası efendim. Çemişgezek'teyiz efendim. Şu manzaranın, şu çayın akışına, şu çayın güzelliğine bakar mısınız? Kesmeden devam ediyor. Şu an koca koca kayalıkların üzerinde oturduk ve hemen arkamda görmüş olduğunuz in deliklerini görüyoruz ve muhteşem bir manzaraya sahip burası da. Dağ keçilerin özellikle yaşadığı alanlarda diyebiliriz efendim. Şu arkamda görmüş olduğunuz in delikleri de yine turizme açılacak ve kazandırılacak. Abi bir şey söyleyeceğim. Evet, Çemişgezek meydandayız efendim. Şimdi Çemişgezekli vatandaşlarla röportaj yapacağız. Çemişgezek'i bir de onlardan dinleyeceğiz. Ne yapıyorsun abi? İyidir, Allah'a şükür, sağ olasın. Durumlar nasıl? Ha, iyidir. Nerelisin? Çemişgezekliyim. Ben de Baskeli'yim abi. Baskeli. Ha, çok iyi bileyim. Karaoğlu köyünde benim arkadaşım var. Doğrudur. Şimdi bizler Eylesu'dan geldik Çemişgezek'e. Evet. Bu Çemişgezek nasıl bir yer? İnsanı çok nasıl? Güzel, çok iyi insanlar. İyi. Çok iyidir. Peki. Yani hiç şey olmaz. Neyi meşhur? Peyniri meşhur. Başka? Tuti meşhur. Bekmezi meşhur. Başka? Daha ne diyeyim daha bu. Çıkar. İnsanları da. İnsanlar da çok iyidir. Dört dörtlüktür, mükemmeldir. Peki, İnsana burada yakındırlar. Peki buraya gelip nereleri geçsinler? Burada bu çay karşılarda gezecek yerler var yani gezecek. Çok yeri. Çemişgezek insanı nasıldır? İyidir, iyi. İyi midir? Tabii. Yabancıya daha iyi davranır. Öyle mi? Tabii. Tamam. Şimdi Çemişgezek'in neyi meşhur onu sorayım. Hiçbir şey. Her şeyi meşhurdur. Mesela?
tutu, cevizi, bademi. Cebinde tut var mı? Yok. Ceviz? Yok. Bu da yok. Yok. Cebimize niye taşıyalım? Sen nasıl misafirperversin? Bana şimdi ne? Alalım, gelin, ikram edelim. Buyurun. Peki, teşekkür ederim. Çemişgezek'te nereleri gezelim sizce? Tarihi eserleri çoktur. Hı-hı. Evet. Gezecek yer. Evet, tarihi mekanlar da çok. Peki, teşekkür ederiz. Nasılsın abi? Teşekkür ederim. Çemişgezeklisin. He? Nerelisin? Ben nereli olduğum belli değil. Nasıl nereli olduğum belli değil? Say abi. Hem Fransız hem Türk'üm. Ya. Je suis dublaise français, oxygène Türk. Fransızım, Türk'üm. Hem Fransızım hem Türk'üm. Je suis dublaise français, oxygène Türk. Hem Türk'üm hem Fransızım. Teşekkür ederiz. Saygılar. Sizi de tanıyalım. Efendim, ben Ağa Karadağ. Ali. Aa, Karadağ. Burada ismim Aa. Ben halk müziği sanatçıyım. Meslek toplantısına gideceğim. Müzikçi misin, kimsin? Ben söz müzik ve ses sanatçıyım. Evet. Güzel mi? Tabii ses. O zaman abi biz boşuna yok, duruyoruz burada. Yok, burada olmaz. Bir tane seslendir. Sokakta söylenir. Müzikçilere destek olmamız lazım. Bu pandemide en çok etkilenen sizlersiniz. Bir tane seslendir lütfen. Ayağına kadar yerdik bak Elazığ'da. Hayır, bir tane dürttük. Okuyam anlayan anlasın. Anlayan anlasın. Hadi bakalım. He. Bak şaştım kaldım der ağa, dalsan deryalara çıksan dağa, böyle canavar yaratmamış hiçbir kitapta sorsan Allah'a. Gerisini söylemeye gerek yok. Bir de insanlar varız biz. Bir de türkü şarkı söylesen bize, sesin çok güzel geliyor. Kısa, çok kısa, uzun olmasın. Gömdüm oğul seni toprağa, gömdüm oğul seni toprağa, gömdüm kanlı gözyaşına, pınara döndüm, tabutun üstüne dirildim, öldüm. Seni asan eller kırılsın oğul, kırılsın oğul. Bunu Deniz Yezmiş'e yazmışlar. Şimdi sokakta gerisini söylemem, ayıp olmasın. Neyle yazmışlar? Deniz Yezmiş'in üzerine yazmış diyorlar. Oğul diye bak. Bak bir babanın, bak bir babanın acısına bak. Gömdüm oğul, seni toprağa gömdüm diyor. Çok teşekkür ederiz. Çemişgezek gerçekten dışarıdaki gurbetteki insanlarımızın özlemi. Buradaki yaşayan insanların ise en büyük heyecanlarından biridir. Bütün vatandaşlarımızı Çemişgezek'e bize muhakkak bekleriz. Çayı, yeşilliği, İn delikleri, yani deriş hücreleri dediğimiz türbelerimiz, camilerimiz, medreselerimiz, bunlar özellikle Çemişgezek'imizin meşhur yerlerinden birileridir. Bu yüzden her sene burada Tut ve Peynir Festivalimiz yapılır. Milyonlarca insan buraya gelir, özellikle gurbetteki vatandaşlarımız gelir. Bu yüzden bütün vatandaşlarımızı Çemişgezek'imize bekliyoruz. Nereye gidiyorsun? Nasılsın? Hocam iyiyim. Ne kadar tatlı bir insansın. Hayır, rahatsızım, hastayım. Allah şifa versin. Sağ ol, teşekkür ederim. İsmin ne? Mustafa Güneş. Mustafa Güneş. Kaç yıldır Çemişgezek'te yaşıyorsun? 83. 83 yıldır Çemişgezek'te yaşıyorum. En neyin var? Kalp hastası. Ondan sonra akciğerim de var. Anladım, tansiyonum var. Biz seni fazla yaptık, olur mu? Ben yoruldum hayat, gelme üstüme. Diz çöktüm dünyanın namert yüzüne. Gözümden gönlümden düşen düşene. Bu öksüz başıma görüşürüz. Hadi gelin birer çay içireyim size. Teşekkür ederiz, çalışmanız lazım. Sağ ol. Teşekkür. Yaylalarıyla. Evet. İnsanı kanı sıcaktır. Ne diyeyim başka, ne bileyim. Çocuk torun var mı? Çocuklarım var. 5 çocuğum var. Evet. Biri doktor. Maşallah. Biri ziraat mühendisi. Maşallah. Biri özel idarede çalışıyor. Kızım Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyor. O zaman hepsine selam söyleyin. İyi olur. Benden de sizin kanala selam söyle. Aleyküm selam efendim. Teşekkür ederiz. Sarıbolte. Uzak mı? 10 kilometre. Bağbahçe? Bağbahçe yok da küçükbaş hayvan var. Büyükbaş. Valla bir küçükbaşla uğraşıyoruz, başka da yaptığımız.
Tavuğu. Keçi. Evet, aynen. Hadi Allah sana Allah razı olsun. Olsun. Sağ olun, size de kolay bay gelsin. Bay, hadi bay 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 bay. Korneye de bas. Hoş geldiniz. Saygılar, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz. İyisin. Ne işle meşgulsünüz? Hayvancılıkla. Allah yardımcınız. Sağ ol, cümlesine. Hadi görüşürüz. Tamam. Hadi. Ama çok zor. Şartlar çok zor. Allah yardımcınız olsun. Allah cümlesine yardım etsin. Allah'a emanetsin. Bay sağ olun. Bay. Elazığ toprağımız kardeşim yani şimdi ya. Biz Tunceliyiz ama tüm şeyimiz Elazığ'dadır. Evet. Kızlara Elazığ'dan alırız, oğlanlara Elazığ'a veririz. Şimdi. Abi sen ne yapıyorsun? Ben lamba satıyorum, gol serveri. Sat bakayım, nasıl satıyorsun abi? Abiye satıyorum. Sana satacak. Arıcıyım ben, arıcıyım, balcı. Vallahi bir yazın gelin balımı geç. Olur abi. Tamam, tek elin köyüne gelin. Suyum soğuk. Her şeyim var, meyvelerim var. Gelin. Çocuk mu? Size gidik ya. Çocuk mu? 50 yoksa 5. Size gidik kestin mi sen? Ya haybettin ya. Gidik kilosu kaç para ya? Yeter ki siz geldin. Biz geldik. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Size başarılar dileriz. Teşekkürler. Evet, şimdi de Çemiş Gezek'te bulunan tarihi bir caminin yanındayız. Burası görünümüyle, minaresiyle muhteşem bir tarihi cami efendim. Hemen böyle içeri giriyoruz ve detayları Kanal 23 izleyicileri için görüntülüyoruz. Camimizin adı Süleymaniye Camii. Efendim, diğer tarihi camilerden biri olan Yelmaniye Camii'nin içindeyiz. Çemiş Gezek'te görülmeye değer iki tane camimiz var efendim. Onları da sizler için görüntüledik. Şimdi bu tarihi camilerin özelliklerini, tarihini hocamızdan öğreneceğiz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Serkan Özer. Çemiş Gezekliyim. Yelimaniye Camii İmam Hatibiyim. Uzun süreden beri Çemiş Gezek'te görev yapıyorum. Hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Yelmaniye Camisi'nden bahseder misiniz bize? Evet, sizler Çemiş Gezek'in çok önemli iki tane camisi var dediniz. Çemiş Gezek'ten bahsedelim kısaca. Çemiş Gezek bir kültür merkezi. Tarihi ve bir kültür merkezi olduğu için Çemiş Gezek her tarafıyla bir tarih gerçekten. Yelmaniye Camimiz ve Kale Camimiz gerçekten Çemiş Gezek için çok önemli. Yelmaniye Camimizin yapılış tarihi Saltuklulara kadar ve Saltukluların yaptığı konusunda kesin kanaatlerimiz var ki Harput'ta Artuklular Ulu Camii yaptığı dönemde burası da Saltukluların denetiminde. Bu gördüğümüz olduğumuz caminin müştemilatından kalan medrese kısmı. Burası büyük bir külliye efendim. Cami hemen yan tarafta, orijinal camimiz. Bu cami yıkılıyor. Yıkıldıktan sonra Timur'un Anadolu'ya girmesiyle birlikte 1402-1404'te Yelman bin Keykubat ismindeki beyine bu caminin, yani burada var olan Ulu Cami'nin müştemilatından kalan bu medrese kısmını camiye çeviriyor.
İçerideki mihrap da bunun göstergesidir ki mihrap tamamen taşımadır. Yani bir bütünlük arz etmiyor. Aynı zamanda buranın medrese olduğunu nereden biliyoruz? Çünkü medreselerin genelde kapıları batıya açılır. Yani Türk İslam sanatında medreseler kapıyı batıya açılan kapısıyla meşhurdur ve bilinir. Şimdi burası zaten orijinal bir medresedir. Aynı zamanda da Timur'un Anadolu'ya girmesiyle Yelman bin Keykubat döneminde burayı camiye çeviriyor ve kendi mührünü ve damgasını vuruyor. Tarih 1404. Ancak buranın biz 1071 yılında Saltuklular döneminde şehrin hakim noktasında olması hasebiyle burası şehrin hakim noktası. En yüksek kısmıdır Harput gibi. Burada bir ulu cami yapıldığını biliyoruz efendim. O günden bugüne kadar Çemişgezek için çok önemli bir merkez olmuştur bu cami. Aynı zamanda burada hem tasavvufi ilimler hem bilimsel ilimler okutulmuştur. Harputlu İmam Efendi Hazretleri de burada, bunu anlatmadan geçmeyeceğim, 15 yıl boyunca hizmet etmiş, görev yapmıştır Çemişgezek için. Yani Harput'la Çemişgezek'in bir kültürel efendim sirkülasyonunu da sağlamış olan bir yerdir. Süleymaniye Camimiz de çok önemli bir eser ilçemiz için, ülkemiz için. Süleymaniye Camimizin yapılış tarihi ile ilgili tam bir efendim belgemiz yok. Ancak 1200 yıllar Selçuklu mimari tarzında yapıldığı için biz gene aynı dönemlere tekabül ettiği bilincindeyiz. Şöyle bir anlatım da var ki efendim Mazgirt'teki Elti Hatun Camii ile iki elti oldukları söylenir. Evet, bir elti orayı yaptırmış, bir elti de burayı yaptırmış. Uzun Hasan dönemlerine tekabül ediyor diye halk arasında böyle bir rivayet de var. Bunu da bir not olarak söylemek istiyorum efendim. Senin bir kardeşin var mı, ablan var mı? Ablam var, abim de var ama kardeşim yok. Onlar ne yapıyor, okuyorlar mı? Evet, onlar Elazığ'da dershanede. Elazığ'dalar mı? Hı-hı. Ne yapıyorlar? Dershanedeler, okula gittiler. Ne yapayım, orada bana ikram etmedi, getirdi, kameralar önünde ikram etti. Kameralar yerinde dayanamadım. Çemişgezek'in meşhur mor tutu. Bir de horum tutu var. Ve şifalı bir. Evet, o horum tutu ağız yaralarına ve dil yaraları için daha faydalı olduğu söyleniyor. Bu da mor tut. Bu da çok meşhur. Bunun pekmezi de çok güzel. Pekmezi de yapılıyor. Tabii pekmezi de yapılıyor. Reçel de yapılıyor. Harikaymış, evet. Tabii gerçekten. Sizi tanıyalım. Ben Toki Camisi'nin İmam Hatibi Nurettin Alabak. Öyle mi? Evet. Hoş geldiniz. Memnun oldum. Teşekkür ederim. Tarihi camiler var şimdi. Evet. Özellikle. İki tane tarihi camimiz var. Yelmaniye ve Süleymaniye Camii. Evet. Selçuklu dönemlerine ait. Evet. Osmanlı dönemlerinin son döneminde Selçuklu beylikleri, hı-hı, varlıklarını sürdürüyorlar. O dönemlerde burada yapılmış bir Yelmaniye Camimiz ve aşağıda çarşı merkezinde Süleymaniye Camimiz mevcuttur. Çok teşekkür ederiz, teşekkür ederim ikramınız için efendim. Nereden, ne güzel çemiş yezek. Efendim şimdi de Çemişgezek Halk Eğitim Merkezi'ndeyiz. Burada Zeynep Hanım'la birlikte halı dokuyacağız. Merhabalar, kolay gelsin. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Çok teşekkür ederim, siz nasılsınız? Bizlerdeyiz efendim. Ne zamandan beri bu işi yapıyorsunuz? 1996'da mezun oldum. Bir süre 20 ay kadar yaptım bu işi. Daha sonra pazarı bulunmadığı için Halk Eğitim Merkezi'nde kurs kapandı. İşte daha sonra müdürümüz tekrar çağırdı, tekrar açın dedi. Bu defa da pandemiden dolayı kapandı. Böyle işte. Evet. Tam bir el emeği. Evet. İşi. Zor mu, kolay mı? Emek verilmesi gereken, evet, bir iş.
Neler söylemek istersiniz? İsterseniz bir deneyin, zor mu kolay mı? Bana göre zordur şimdi bunu yapmak da. Nasıl yapılıyor? Yani evet, ipleri sırayla geçirmeniz mi gerekiyor? Biraz siz gösterin. Tabii. Ha. Yukarıdan açıyorsunuz böyle, yani kaldırıyorsunuz ilk şu öndeki telleri. Arayı açıp bu şekilde ipi buradan geçiriyorsunuz. Sonra kirpikle sıkıştırıyorsunuz. Siz bunu alın. Şu şekilde. Şöyle mi? Şöyle tutuyorsunuz kirpikle. Tekrar geçiriyorsunuz. Bu şekilde. Hmm. Yani aslında benim yapabileceğim bir iş değil. Yani şöyle kısa sürede yine öğrenip hemen yapabileceğim bir, evet, iş değil. Zamanımız kısıtlı. Evet. Yoksa yapılabilir. Çok zevkli yani sevenler için. Hı-hı. Ama hani öğrenciler bilmediği için, unutulmaya yüz tutmuş bir el sanatı olduğu için genellikle geliyorlar ve bir haftada pes edip gidiyorlar. Çünkü daha önce böyle bir hani el sanatıyla uğraşmadıkları için zor geliyor kendilerine. Hı-hı. Ama gelmelerini tavsiye ediyorum. Biraz çaba göstermelerini istiyorum. Çok güzel bir şey çünkü. En azından unutulmasın, evet, ve evet, yaşatmak adına, evet, güzel bir el sanatı diyebiliriz. Güzel bir uğraş aslında. Evet, sonuçta evet, ortaya kocaman bir eser çıkarıyorsunuz. Evet. Ve de 200 yıllık kilimler var. İnsan ömründen çok fazla daha uzun yani. Bunları kaybetmemek gerekiyor. Hı-hı. Sonuçta Orta Asya'dan Anadolu'ya getirdiğimiz ata yadigarımız. Sahip çıkmak gerekiyor. Evet. Şimdi o zaman biraz yapın Zeynep Hanım. Bizler de görüntüyü alalım. Mesela motifler, eli belinde motifi kadın anlatıyor. Yiğit kadın, anaç kadın, Türk toplumunda kadına çok değer veriliyor. Yani günümüzdekinden çok daha farklı. Burada öyle. Burada yine, daha sonra koç boynuzları var şurada. Erkeği temsil ediyor. Şurada küpe var. Evlenmek isteyen kızlar onu, genç kızlar yaparak hani o isteklerini dile getiriyorlar. Burada avşar motifi var. Avşar Türklerine ait bir motif. İşte böyle. Hepsinin bir anlamı, evet, oluyor yani. Evet. Ve de bunlar kompozisyon haline getirildiğinde bir hikaye anlatıyor. Hani motifler tek tek bir anlam ifade ediyor ama, evet, bir kompozisyon halinde bir kilime dokunduğu zaman o zaman da bir hikaye ortaya çıkıyor. Çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ederim. Yeah.
herhalde Çemiş Gezek gezilir mi? Gezdim. Her yerine gitmeye çalıştım ve sizler için her gittiğim noktayı da görüntüledim. Şimdi neredeyiz? Tarihi Tagar Köprüsü'ndeyiz. Dönelim, 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 dönelim. Değerli izleyenler, Çemiş Gezek merkezi 3 kilometre uzaklıkta burası ve suyu, yeşilliğiyle yine muazzam bir yer. Gelip, zaten biz geldik, arkadaşlarımız da artık yorgunluktan olsa gerek suyun kenarında dinleniyorlar. Evet, bu suya girmeyi çok isterdim ama malum hem soğuk diye hem de bu soğuktan etkilenip hasta olmaktan gerçekten çok korkuyorum. Ama benim yerime Furkan girdi. Rahim abi de, Rahim Orhan da korkudan giremedi efendim. Doldur ver bademi çak, ne güzel Çemiş Gezek. Tek başıma gelmemiştim. Kimlerle gelmiştim? Ekip arkadaşlarımla birlikte gelmiştim efendim. Hem haber çekimlerine imza attık, hem gezdik, hem de ben bunu yaparım. Program çekimini gerçekleştirdik. Şimdi hemen ekip arkadaşlarıma dönmek istiyorum. Onların düşünceleri benim için önemli. Çünkü onlar da ilk kez Çemiş Gezek'i görüyorlar. Elif Hanım hariç, çünkü onun kendi köyü ve memleketi. Filiz, hemen sana sorayım. Nasıl buldun? Artık gezimizi noktalıyoruz burada. Evet. Beğendin mi? İlk kez geldin herhalde sen, evet, de buraya. Evet, ilk kez geldim. Çok güzel. Senin çayların gibi güzel mi? Daha güzel. Gerçekten havası çok güzel. Huzur verici bir havası var. Kuş sesleri yani muhteşem, serinliğiyle de güzel. Çok beğendim. Herkesin gelmesini isteriz. Gerçekten güzel. Teşekkürler. Güzel. Tolga Bey, kamerayı yanına almışsın. Normalde stüdyoda yanında ama şu an... Burada bir değişiklik yaptık. Kamerayı verdiler elimize. Valla güzel yani, çok sevdik. Her yeri çok güzeldi değil mi? Her yeri çok güzel, evet. Elazığ halkını bekliyoruz. Kesinlikle gezip görmeleri lazım. Evet Yakup, sen neler söylemek istersin? Ben de çok beğendim burayı. Abi boş ver. Bu güzel ilçemizi her zaman sizlere bekliyoruz. Zaten buralısın. Evet, yani ben buralıyım tabii. Gerçekten. Gelip herkes görsün, evet, ilçemizi, güzelliklerini, tarihi yerleri. Bizim ekibi nasıl buldun? Çok iyi. Evet. Çok iyi. Herkes çok iyiydi gerçekten. Evet. Çok samimi buldum. Evet. Herkese başarılar dilerim. Sen bugün var ya, ne işler yaptın Furkan ya? Sen suya girdin. Tabii biz girmek zorunda kaldık abla. Evet. Çünkü sen benim canımsın. Bir de seni bugün kedi tırmaladı ne yazık ki. Ufak bir kaza geçirdik. Evet. Kediyi karşıdan karşıya geçirelim dedik. Furkan'ı tırmaladı. Sen sevmeden kediyi kucaklayıp bir anda götürürsen, ben olsam ben de seni tırmalarım. Onu beklemeden alıp gelelim dedik de olmadı. Önce sevgi efendim. Nasıl buldun Furkan'cığım? Yani aslında Baskin'den sonra en güzel... Çemiş Gezek. Baskin'den sonra ikinci yer olarak buraya söyleyebiliriz. Tabii muhteşem bir yer. Halkımızı bekleriz. Evet. Baskin'e de bekleriz efendim. Koray abi Koray abi, evet, çok teşekkür ederiz. Ben size teşekkür bizleri ederim. Burada ağırladınız. Gerçekten muazzam bir yerdi. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle ben sizlere teşekkür ederim. Gelip Çemiş Gezek'in güzelliklerine güzellik attığınız için. Bizler zaten bu güzelliği her gün yaşıyoruz. Ama sizlerin sayesinde tüm Türkiye'de yaşamış olacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet. Bunlar da efendim ev arkadaşları. Aynı evde yaşıyorlar ve kalıyorlar. Çifte kumrular, nasılsınız? İyi, sizler sormalı. Biz neredeyiz? Yorulduk biraz. Çalıştık çünkü. Siz neler yaptınız? Beğendiniz mi? Çok beğendik. Buraya huzur bulmaya geldik. Huzuru buldun mu? Evet. Sen de bir şeyler söylemek ister misin? Ben de çok beğendim. Çok güzel, çok serin bir yer. Sıcak biraz yordu Hatay tabii ama. Hatay. Hatay'a da selam olsun o zaman.
Ay, programlar koordinatörümüz Esra Ser bizlerle birlikte. Esra Hanım, sizler de bugün Çemiş Gezek'teydiniz. Daha önce gelmiş miydiniz? Evet, gelmiştim. Nasıl buldunuz Çemiş Gezek'i? Çok güzel. Sen, ben çok yoruldum. Yeter artık, programı bitirebilirim. Farkındayım. Ama programın güzel olan tarafı, hep beraber geldik. Her gün aynı binanın içinde mesai paylaşıyoruz. En azından hava güzel olduğu için ve bu Covid sürecinde de hep beraber geldik. Burada arkadaşlarımız çalışıyor, siz çalışıyorsunuz, Yakup çalışıyor, İrem çalışıyor bir yandan. Onu da görüyoruz. Zaten kameraman arkadaşları söylemiyoruz. Onlar her zaman her yerde çalışıyorlar. Ama en azından güzel olan tarafı, hep beraber bir şeyler yedik, eğlendik, gülüyoruz. Zaman zaman komik şeyler yaşıyoruz. Bir de hepimizin herhalde nefes almaya biraz ihtiyacı varmış. Gerçekten size genel yayın yöretmenimiz Arif Çakma da bize bu fırsatı verdiği için teşekkür ediyoruz. Ekip arkadaşlarımızla birlikte güzel bir gün geçirmeye çalıştık. Sen bugün ne kadar fotoğraf çektin İrem ya? Ya ben fotoğraf çekinmeyi aşırı derecede çok seviyorum ve gezmeyi, görmeyi çok seviyorum. Ve yani buralarda fotoğraf çekilmeyecek yerler değil. Doğa harikası resmen. Bir taraf su, bir taraf yeşil. Harika. Bence yani herkesin gelmesi, burada boy boy fotoğraf çekilmesi gereken bir yer. Evet, canımız, kanımız, Rahim abimiz. Neden böyle diyorum? Çünkü yılların kameramanı ve benim birçok programın çekimine de imza atmış kendisi ve kendisini gerçekten çok seviyorum. Sen de beni seviyorsun, biliyorum. Çok seviyorum seni. Evet, ben onu seviyorum. Çok güzel. Suya girdin mi? Girdim. Girememişsin. Yarıya kadar girdim. Yarıya kadar girmeye çalıştın. Yani şuraya kadar girdim. Aha. Ondan sonra çıktım. Hemen girdim. Çok soğuktu. Ben giremedim ya. Vallahi akşama hasta oluruz. Evet, artık çekimlerimize acilde devam ederiz biz herhalde. Aynen. Daha önce gelmiştin zaten sen Çemiş Gezek'e. Bundan 4. Evet, güzel bir yer. Tabii, güzel bir yer. Peki, devam ediyoruz. Tekin? He? Keyfin yerine herhalde. Çok güzel. Eğleniyoruz en azından. Valla buranın tadını çıkaran en iyi kişilerden birisi. Buyurun, beraber gel, çıkartalım isterseniz. Ben çok üzüyorum efendim. Tekin, bize arkana değil de önünü dön. Gülcem anneni görelim. Evet. Saçlar da yakışmış yeni tarzın. Biz çok beğendik. Bundan sonra bu saç tarzıyla devam etmeni istiyoruz ekipçe. Eskerimden beri sanki. Alışamadım bu hale. Alıştık ama. Tekin, burayı nasıl buldun? Daha önce gelmiş miydin? İlk defa geliyorum buraya. Çok güzel. Yani eğleniyoruz en azından. Vakit geçirmek için, aileyle vakit geçirmek için 10 numara güzel bir yer yani en azından. Doğasına zaten diyecek tek söz yok yani. Sen bugün çekim yaptın mı? Çok yaptım, yorgunum. Başım ağrıyor. Sen herhalde bugün biraz sinirli, sonra çekim yaptın. Valla benim de başım ağrıdı. Yapacak bir şey yok. Bizler düşünüyoruz. Aynen öyle. Sıradan Miraç var sanırsam, o bekliyor. Evet. Miraç, ne yaptın? Neler yaptın bugün burada? Beğendin mi burayı? Çok güzeldi. Çok güzel şeyler yaptık. Artık çünkü bizim gezimiz de bitti. Değerli. Evet, bayağı yer gezdik. Son olarak çok güzel bir yere geldik. Ne yedin? Ne içtin? Aç mısın? Aç geldik, aç gidiyoruz gerçekten. Hiç duymadım ben. Umarım Arife'yi beni doyurur giderken. sıcak yaz günlerinde çok güzel burası gerçekten. Evet, gerçekten. Güzel bir gezi oldu. Teşekkür ederim. Çok yoruldum artık. Yeter bu kadar. Çok yoruldum. Hadi gidelim. Elif Hanımcığım, merhabalar. Merhaba. Abi ben şöyle oturabilirim artık. Çok yoruldunuz. Evet, çok yorulduk. Çemiş Gezek'i gezme fırsatı bulduk böylelikle. Hoş geldiniz. Güzeldi memleketimiz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çemiş Gezek doğumlusunuz değil mi Elif Hanım? Yok, değilim ama aile Çemiş Gezekli. Biz de Çemiş Gezekliyiz. Gidip gidiyorsunuz. Yani çok tabii sık olmamakla birlikte gelmeye çalışıyoruz. Su hayattır dedik. Suyun o doğal muhteşem sesiyle stres atmaya çalışıyoruz. Tarih var, doğa var, insanı da güzel. Memleketimizin her köşesinde olduğu gibi Çemiş Gezek'te bir başka güzel, Bera Hanım. Evet, Elif Hanım. Teşekkür ederiz. Serdar Bey de bugün program çekimimizin kamera arkasında muhteşem görüntüler çekti ve kaydetti var olan gücüyle. Kameramanlık da gerçekten zor bir iş. Zor. Hem tripodu taşıyorsun, hem kamerayı taşıyorsun. Oradan oraya, oradan oraya. Ama eğlenceli. Ama işimizi seviyoruz, sevdiğimiz için. İnme aralar mıydı? Evet. Oraya çıkamadık, konumuz yok.
Abi orası çok uzaktı ya. Ben çıkardım. Vallahi benim gözüm kesiyor. Suya bile. İnşallah başka zaman. İnşallah. Ama oraya çıkacağım. Evet. Güzel oldu. İnanıyorum. Nasıl buldun Çemişgezi'yi? Bu 5 mi 6 mı oldu? Hatta 7 olmuş olabilir. Çok geldim gittim. Doğa harikası. Gerçekten gezilip görülecek yerler. Programı izleyen herkesi bekliyoruz Çemişgezi'ye. Zaten ben de Tunceli'yim. Perfetliyim. Yani memleketimiz güzel. Gerçekten güzel. Program da güzel oldu. Evet, bence de çok güzel bir programa imza attık. Senin de emeğine, yüreğine sağlık. Senin de ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, siz de bir hafta sonu çıkıp Çemişgezi'ye gelip burada güzel vakitler geçirebilirsiniz. Çok güzel yerleri görme fırsatı bulacaksınız. Buna inanıyorum. En azından programda da buna şahit olmuş olacaksınız. Şimdi de Çemişgezek Belediye Başkanımızın yanındayız. Çemişgezek'i gezdik, tozduk. Gerçekten mükemmel bir yerde. Belediye olarak neler yapıyorsunuz Çemişgezek'te? Biraz da sizden dinleyelim. Öncelikle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şeref verdiniz. Çok memnun oldum. Biz belediyeciliğe kendi şahsımda 2004 yılında başladım. 10 yıl kesintisi yaptım. Sonra 5 yıl bir ara verdim. 3. dönem olarak tekrar devam ediyorum. Kısacası şöyle söylemek isterim. Çemişgezek zaten bizim için bize bırakılmış büyük bir medeniyet mirası. Biz bu mirasın her hücresine dokunmaya, vatandaşlarımıza Çemişgezek'in her yerini tabiri caizse nakış gibi işleyip hazırlamaya çalışıyoruz. Yani ulaşımdan, eğitimden, işte konaklamadan, turizm alanlarından, tarihi eserlerinden hepsine kadar dokunuyoruz. Ama öncelikle Çemişgezek'in o saklı değerlerini ortaya çıkarmak. Öncelikle Çemişgezek'te yaşayan insanların gelir seviyelerini artırıcı ticari alanları, insanlarımızın da buradaki mesleki kabiliyetlerine, becerilerine uygun bir şekilde ortaya çıkarmak. Ben tek tek sayacak olsak çok çok hizmetlerimiz vardır. Diyebilirim ki 2004 yılından şu ana kadar yaklaşık 200 milyon gibi buraya devletin bütün kurumlarına dahil olmak üzere bir yatırım olmuştur. Her alanda. Bu konuda gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımıza müteşekkiriz. Sayın Mustafa Ataş'a Çemişgezek temsilcimiz, milletvekiline müteşekkiriz. Çok sağ olsunlar, bize desteklerini hep ortaya koydular. Bu dönemin bize göre en büyük projesi sulama suyu projeleri. Cevizlidere projesi var. Kendi cazibesiyle bölgede yaklaşık 27 bin dönüm alanı sulayacak. Yine burada Çemişgezek göleti var. Yaklaşık 4 bin dönüm alanı sulayacak. Bu alanlar hem tarım alanının sulanması hem de bu Çemişgezek'teki ilçe merkezine yakın olan barajın yani meyvelikten fidanlığa kadar her alanı ciddi bir şekilde sulayacak. Ve bu çok ciddi bir gelir seviyesi artışı demek. Diğer hususlar zaten insanımızın bu konudaki mutluluğu, huzuru, güveni. Zaten hizmetin en başında bunlar geliyor. Huzur, mutluluk, sağlık, sıhhat. Pandemiden sonra da zaten böyle bir huzur ortamına kavuşmak ilçemde çok şükür aşırı derecede etkilenmeden bu rahatsızlıktan şimdilik geçiverdi, atlayıverdi diyelim. Sonumuz hayır olsun. Çalışmaya, hizmetlere devam edeceğiz inşallah. Çok teşekkür ederiz başkanım. Evet efendim, Çemişgezek'te yok yok. Hem gezilecek yerler hem de birçok hizmet var efendim. Az önce belediye başkanımız da bahsetti. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz gezilerimize.
Bugünlük programımızı artık burada noktalıyoruz. Başka programla başka yerlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Ne güzel şemiş yezek, güzeli.